Evet sevgili dostlar. Şimdilik sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Videoya başlamadan önce bir ricada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bu aralar beğeni sayısını azalttınız ve sizin azalttığınız beğeniler yüzünden insanlar videoları izlemez oldu. Hani kanala destek açısından videoların beğenisini arttırırsanız sevinirim. En azından Fenerbahçe'de maşallah bence iyi gidiyorken desteklerinizi görelim. Fenerbahçe iyi gidiyor ama hocam rakipler de iyi gidiyor. Mesela Galatasaray Konya 2-1 mağlup etmiş. Maç fazlasıyla liderliğe yükselmiş. İşte Olivier'e gol atmış. Endri Çekici gol atmış ki inanılmaz bir gol. Müthiş bir yere gidiyor. Bir de Kalfo kendi kalesine atmış. de işte kırmızı kart görmüş diye. Şimdi ben maçı izlemeden bir arkadaş dedi ki iki topu direkten döndü Konya'nın. 4-5 tane net pozisyon. Mustera gole izin vermedim. Bir de kendi kalesine gol attılar. Kaleci Sehiç'te kırmızı gördü. Galatasaray balı yazmış. Biri de dedi ki... E, ...hani mutlaka izle dedi. Ben izledim. Maçın özetini izledim arkadaşlar. Tamamını izleyecek benim vaktim yok. İzlediğim özete bakarak söylüyorum. Yanlış anlamayın. Sadece özetten bahsediyorum. Şimdi e, bazı arkadaşlar da... ...max zeka dolayı. Bunu özellikle belirteyim. Arkadaşlar diyor ki... ...mesela bir arkadaş... Ya e, sek 4 tane maçı da 80. dakikadan sonra gelen gollerle kazandı diyor. Gollerin çok bir önemi yok kaçıncı dakikada geldi. Ama şu var. Gomis gerçekten baldı. Yani Antalya maçındaki balığına bir goldü. Ümraniye maçındaki işte oyuncu çekildi. Geri gitti, çekildi. Bilerek yedi falan filan tartışması yapıldı. Gaziantep maçında Kitsu'yu öyle bir kendi kalesini attı ki yani Allah'a şükür Fenerbahçe maçlarında öyle kendi kalelerine atmıyor rakipler. Yoksa Şike diye savcıları göreve davet edenler çıkardı. Konya maçında Kalvo'nun kendi kalesine attığı golü de gördüm. Ama şöyle bir şey var. Beşer zulmeder, kader hükmeder. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe futbolcusu haksız yere kırmızı gördü. Fenerbahçe'yi yenince dediler ki tamam biz kralız diye. Ama şunu söyleyeyim. İzlediğim kadarıyla iki tane topu direkten dönüyor Konya'nın. Ki ikisi de iyi goller olabilecek. Hele hele ikinci ee, o çekicinin dönen top tarihi bir gol olacak belki de. Yani 10 santim aşağı gitse çatala çarpıp tarihi gol olacak. Olmuyor. Musteran'a çıkarttığı bir pozisyon var. Cezat sahasının sol çaprazında net sayılabilir. İki, yani ilk yarı biterken bir şut daha var. Kurtarıyor. Sonrasında altı pasın içinde oyuncu boş kale dururken dağlar taşlar atıyor. Net pozisyon kaçıyor. Hani özetle izlediğim kadarıyla. Yani Konya'nın iki top direkten dönüyor. Atak oynuyor, üstün oynuyor. Galatasaray'ın kaçırdığı bir pozisyon var. işte e, Gomis'le kaçırdığı bir pozisyon var. Savunma duvar örüyor sonra. Kerem'in yarım golesi falan filan diye böyle çıkartıyorlar. Onun dışında ben böyle hatırlamıyorum. Yani çizgiden çıkardı şöyle oldu böyle oldu. Bir de maç 1-1 iken 78'de Emine Faul, Emin adlı futbolcuya faul yapıldı diyor. Ki hiçbir şey yok. Yani gördüğüm kadarıyla bir faul yok. Sonrasında orta zaman çat vuruyor. Aşırtma bir şekilde gol oluyor. Ama hakem golü vermek yerine faul veriyor. Yani Konya'nın at, at gol attığında golünü mü verme diyorlar. Ha diyebilirsiniz hocam düdük zaten çaldıydı, kaleci hareketsizdi diye. İnanın hiçbir harekete gerek yok. Zaten orta sahadan çap diye atıyordu oradan. Belki orta sahadan atmayacaktı dümdüz gidecekti ki önü boş sayılabilir şeydi. Ya da oradan vurup aynı vuruşta yine gol atabilecekti ama sonuç olarak böyle oluyor. Ben şunu söylemek istiyorum yani Eylül ayı bitti sayılır. Galatasaray için sanırım Ekim 2'ye kadar maçı yokmuş. Ligde Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası var. Beşiktaş'ın, Başakşehir'in oyunlarını baz aldığım zaman söylüyorum. Başı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir Galatasaray'a göre oyun olarak gayet güven veren oyun oynuyorlar. Hani Trabzonspor Galatasaray bilmiyorum. Hani ligde şampiyonluk oyunu oynamıyorlar gibi geliyor. Şans, balık, hakem, hakem diyebilirsiniz ama ben yani bunu söyleyeyim. Hani e, Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Kaledire'ye herhalde. O kadar iyi gidiyorlar. Mesela Fenerbahçe Kayseri yendi. Ölçü değil. Aynı Kayseri Atay Spor'u deplasmanda 4-0 yenmiş. Hocam ne var? Mensah penaltıdan atmış. Kavronovic penaltıdan atmış. İki tane penaltıyla biz de yeneriz diyorlar. Fenerbahçe için ölçü Ren maçı diyorlar. Fenerbahçe Ren maçında e, galibiyeti kaçırıyor. Diyorlar ki Ren köy takımı. Fiorentina'yı köy takımı yapmışlar falan. Yani Köy takımı, köy takımı, köy takımı. Mesela Trabzonspor demişken aklıma geldi. Trabzonspor bazı açıklamalarda bulunmuş. Benim tuhafıma gitti. Mesela Uğurcan Çakır ve Muhammed Tapa, Taha Tekin'in, şey Tepe'nin sözleşmelerini uzatılmaya açıklamışlar. Uğurcan yıllık 20 milyon garanti ücret. Artı maç başıdır muhtemelen. Öbür kaleci Muhammed Taha 3.5'da alacakmış. Bak Uğurcan 20. Bunları unutmayın arkadaşlar. Çünkü yarın bir gün başka açıklanabilir. Umut Bozuğu açıklamışlar. Lorient'e 2 milyon euro bon servis. Yani 2 milyon euro bon servis. Sonraki satıştan %10 ama satış karından hani 2 milyon euro değil 3 milyona satıldı diyelim. 1 milyon euronun %10'u o şekilde. Umut Bozov'un maaşı beni çok şaşırttı. 2022-23'te 26.3 milyon lira. Yani Trabzonspor'un dünya ünlü ve Süper Lig'in en pahalı piyasa değerine sahip kalitesinden daha fazla alıyor. 26. İkinci yıl 31.5, 3. yıl 36.8 milyon euro. Yani bugünkü döviz kuruyla 2 milyon euro alacak. Ben yine abartılı buldum. Yani Türkiye'nin en çok kazanan yerli futbolcu olmuş oluyor. Çok çok fazla. Yine Canini'nin sözleşmesini uzattıklarını açıklamışlar. Bakın Canini'nin 1.6 milyon euro. Yaklaşık olarak 28-29 milyon TL yapıyor. Yani bunları da şey yapalım. Yusuf Yazıcı'ya açıklamışlar Lille kulübüne 500 bin euro kiralama bedeli. E, Futbolcu'ya da 25 milyon TL yıllık ücret. Abdullah Avcı'ya açıklamışlar ki yakında e, bu açıklamaları muhtemelen inkar edecekler Abdullah Avcı'yı. Çünkü bir kovma süreci yaşanırsa diye. Abdullah Avcı bu sezon 25 milyon lira artı. Sonraki sezonlarda da enflasyon oranında artış alacakmış. Kovulsa bile Niye birden bir açıklamışlar? O ayrı bir mesela bakın Umut Bozok, Canini, Yusuf Yazıcı, Abdullah Avcı. Dördünün toplamı yaklaşık 100 milyon TL. Umut Uğurcan da ekle 100 120 125 milyon TL. Hani limit dediği zaman hep Fenerbahçe'ye atıp tutuyorlar ya. Ben o yüzden e, dile getirmek istedim. Ha, Türkiye piyasasında aşağı yukarı fiyatlar bu şekilde. Hocam Fenerbahçe'de çok mu farklı? Fenerbahçe'de açıklıyor arkadaşlar. Fenerbahçe açıklamayınca kesin şike yapmıştır. Kesin hülle vardır. Kesin gizliyorlardır oluyor ya. Hani herkesi kendi delikanlılığıyla baş başa bırakıyorum. Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de 15 gol. Avrupa Lig'inde 14 gol atarak en fazla gol atan takım konumunda hem Avrupa Lig'inde hem Süper Lig'de. Ama bunlar geçici şeyler. Bunun devamı var. Mesela Jesus dün diyor ki 2-0'dan geri geldik. Bu açıdan iyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Yaptığımız değişiklikler de skoru almamıza yardımcı oldu. Kim oynarsa oynasın seviyemizi gösteriyoruz. 5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik. Bakın kim oynarsa oynasın. Bu, bu müthiş bir maç. Ya, yani müthiş bir açıklama. Müthiş bir e, söz. Müthiş bir kapak. Bak Fenerbahçe Ren maçında %63.6 topla oynamış. 57.3 ikili mücadele kazanma. 65.6 hava topu kazanma istatistiğinden oynamış. O sahi Samuel. Haftalarca oynatılmayan o sahi Samuel. %88 pas isabeti yapmış. Yani 51 pasta 45 pas. Arkadaşlar pas isabetinde nere düşürmüş biliyor musunuz? Ofansta yaptığı pas düşürmüş. 12'de 12'li mücadele kazanma. 2 pas arası 5 top çalma. Yani bakın. istatistiğe bakın. Gustavo Henrique mesela. Ayrı bir parantez açayım. Niye transfer edildiğini şimdi taraftar anlıyor. Rakip ön alan presinden çıkarken ya topu şişiriyorlar ya bir şekilde atıyorlar ve Gustavo Enrique Forvet'e yapışık olarak duruyor. Vücudunu direkt değdirerek karşılıyor. Havadan gelirse zaten hakimiyet elde edip topu indiriyor ve ee Forvet'i ilk topta karşılamada ve hava topunda karşılamada bayağı iyi gitmeye başladı maşallah. Tek sıkıntı ne? Rakip yüzünü döndüğünde ya da savunma arkasına pas atıldığında yavaşlığı. E sen renk gibi hızlı bir takıma karşı da bu eksikliği kimle tamamladın? O sayede hep bunu anlatıyorum işte. Sağ bekinin hızıyla stoperinin yavaşlığını kapatıyorsun. Stop de uzun boyuyla belki de ön libero'nun yükünü hafifletiyor. Ve e, gördüğünüz üzere Fenerbahçe'de bir gelişim furyası var. Aynı şekilde bakın e, Uruguay milli takımı açıklanmış İran ve Kanada ile yapacağı maçlar Gal Galatasaray'dan Muster'a gitmiş. Toray'a gitmiş. Fenerbahçe'den Diego Rossi. Ben Galatasaray kısmı çok umurumda değil. Şimdi ben Galatasaray kısmını konuşmak için yapmadım ama Diego Rossi. Fenerbahçe taraftan sonra belki yarısı çöp der. Ama Uruguay milli takımı gibi bir milli takıma gitmiş. Maxi Gomez seçilmemiş o ayrı mesele. Ben burada şunu anlatmak istiyorum. Mertens geldi. Ooo dediler yeri göğü inletti. Fenerbahçe taraftarı inletti. Seferovic geldi. Ooo falan yaptılar. Icardi geldi ooo yaptılar. Merak ediyorum Galatasaray taraftarı. Pardon özür dilerim. Fenerbahçe taraftarı olup Galatasaray'ın futbolcularını yere göğe sığdıramayıp bizim futbolculara sadece çöp diyen ve futbol topunu gördükleri zaman a karpuz diyen arkadaşlar Mertens'in, Seferovic'in ve Icardi'nin toplam kaç golünün olduğunu yazarsanız ben de bilmiş olurum. E, matayı da ekleyin. Anlatabiliyor muyum? ekleyeyim ben de bilmiş olayım. Hani o kadar yangın yaptığınızı için soruyorum. Bir de Fenerbahçe Pedro'yu aldı bir. Başluğa iyi aldı iki. Ee, Joshua King'i aldı üç. Değil mi? Üç. Buruma'yı da dahil edelim. Hadi o da 4 milyon euro falan yapacak. Dördünün gol sayısını yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum ki hangi takım çöpleri doldurmuş kadrosuna. Şimdi Luis Suarez, Darwin Nunes, Ocampo, işte Satriano falan varmış Hücum oyuncuları ve Rossi araya eklenmiş. Uruguay milli takımına. Yahu arkadaş kötü de olsa al. Al. Bu arada Luan Perez'in durumunu çok soranlar var. Luan Perez'in durumu ciddi değil. Ama kulübün bir açıklama yapması lazım. Luan Perez Beşiktaş derbisine yetiştirilmek için çalışılıyormuş. Alanya maçında net olarak yok arkadaşlar. Zaten birçok duyumcu arkadaş da vermiş. E, net olarak Alanya maçında yok. Ama Beşiktaş maçına kadar iyileşmesi planlanıyormuş. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak Jesus'un eklediği bir özellik. Futbolcu ölümüne gidiyor. Onun gol olacağını biliyor ama kayıyor. O müdahaleyi yapıyor. Bu bile bir özelliktir. Milli takım aday kadrosu açıklanmış. A milli takım aday kadrosu açıklanmış. Mesela benim sevindiğim olaylardan bir tanesi Kayseri Spor'da. geçen sezondan bu yana grafiği yükselen ve bu sezon performansıyla benim dahi gözüme girmeyi başaran Onur Bulut a milli takıma çağrılır. Onur Bulut Alanya öncesinde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir topçuydu. Alanya'dan Kayseri günlerine. Bunu sevindim. Şimdi e, bunu bir indireyim. Fenerbahçe'de bakın milli takıma 11 futbolcu seçilmiş. 11 futbolcu. Altay, Ferdi, İrfancan, Serdar Dursun Galatasaray milli takıma şey pardon, Hamit Altıntop e, şeyine şey ne? Stefan Kondus takımına seçilmiş 4 oyuncu. Başdoai Uzun zaman sonra Belçika'ya seçilmiş. Yani uzun zaman sonradır. Ezgi Canalioski, Enner, Valencia, Atilla Salahi, Joshua King, Miha Rossi. Bak hocam bir ilk 11 mi çıkartıyorsun? Ne yapıyorsun? Altay Kale'de, sol bekte Ferdi. Yok sol bekte Alioski, sağ bekte Ferdi. Stoper'de Atilla Salahi. Salahi'nin yanı boş. Ee, belki de Luan Perez sakatlamaz. O da çağıracak. Orta saha neyse 3 üç, üç tane stoper yapmış olduk. Orta sahada Mia mesela Crespo bence çağrılsa çağrılırdı şu performansla ama Crespo'nun izleneceği maçta Crespo yelekler arasındaydı. Öyle de ilginç bir durum var. Hücumun solunda Rossi'yi koy. Merkez orta sahaya Zaitz'la King'i koy. Değil mi? Öyle yap. Sağ tarafa Valencia'yı koy. Hücuma da Serdar Dursun başdua'yı koy. Al ilk 11 çıktı. 3-5-2. <laughs> Buna sevinirken ben şunu söyleyeyim. Milli takıma bakıyorum. Allah aşkına. Bende mi sıkıntı var? Milli takımda mı sıkıntı var? İsmail Yüksek. Şimdi çok basit bir soru soracağım. Çok basit bir soru soracağım. Mert Hakan Yandaş hadi Galatasaray'a madik attı diye alınmıyor. Yani biz biliyoruz arkadaşlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a madik attı diye alınmıyor. Okey. İsmail Yüksek Fenerbahçeli diye alınmıyor. Okey. Yani kaldı ki İsmail Yüksek Mert Hakan Yandaş Ren orta sahasına nefes aldırmadı. Benim merak ettiğim bu Berkan Kütlü kaç lira veriyor da milli takıma seçiliyor? Ya da ne yapıyor da milli takıma seçiliyor? Gerçekten bak. Ya ben bir Fenerbahçe olarak bu sezon mesela Salih Uçan. Ben beğeniyorum bu sezon gayet iyi oynuyor. Umut Bozuk. Bak az önce yıllık ücretinde söyledi. 2 milyon euro bence fazla aldı ücret. Ama sonuçta bir şey yapıyor mu? Yapıyor. Mesela Halil Dervişoğlu yerine Umut Bozok seçilebilir bence. Enes Ünal iyi gidiyor. Mesela Serdar Dursun'un alınması. Ya Serdar Dursun'u Fenerbahçe oynatmıyor baktığın zaman. Milli takıma alınması. Aa, pivot Santrafor'dur. Enes Ünal'la benzer yapıda diye alıyorsun belki de. O da okey. Ama e, Turgay Demir miydi? Onun güzel bir tweet'i var diyor ki Süper Lig'in ilk açılış maçının oynandığı akşam Almanya'ya gidip Frankfurt Bayern maçını Sat bir kanalında yorumlayan hocanın Salih Uçan, Umut Bozok, İsmail Yüksek milli takıma çağırmamasına şaşırdınız mı diyor. Doğru söylüyor. Şimdi ben şunu değerlendireyim. Altay Bayındır'da Uğurcan Çakır'da düşüşte olan kaleciler. Doğan Alemdar da o takımda yedek ren takımında. Yani kaleci bakımından stresli bir maç. Ben söyleyeyim size. Ben size söyleyeyim kaleci bakımından stresli bir maç. Ama maçlar kolay nitekim. Yani nispeten kolay. Defans Onur Bulut, Zeki Çelik sağ bek için alınmış. Güzel. Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz sol bek için alınmış. Güzel. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Ferdi Kadıoğlu'nu sağda mı oynatacak, solda mı oynatacak? Ben o zaman sağda oynatırım. Eren ve Rıdvan'ın herhalde performansları iyidir. Orta stoperde Çağlar, Kaan, Merih, Ozan Kabak. Bildiğim kadarıyla Çağlar hiç oynamıyor. Kaan Ayhan az oynatılıyor. Merih, Demiral ve Ozan Kabak da nispeten daha çok oynuyorlar. Ama kim olursa olsun Çağlar'ı seçerdi. Seçilmez. Aforuz edilir. Şimdi orta saha forvet. Allah aşkına. Gerçekten bak samimiyetimle soruyorum. Şimdi Yunus Akgün evet yetenekli topçu. Kerem Aktürkoğlu yetenekli topçu. Bu seneki Kerem Aktürkoğlu'nu milli takıma seçer misiniz? Ben de soru işareti. Niye hocam Emre Mor'u mu seçecek? İnanın Galatasaraylılara Emre Mor mu Kerem Aktürkoğlu mu deseniz bir düşünürler. Ha Yunus Akgün bence yetenekli topçu seçilmesi normal. Cengiz normal. İrfancan Can Kahveci Fenerbahçe taraftarı beğenmese de oyun kurma görevini üstleniyor. Hani çektiği şutlar, bazen frekik atışları falan. Ama burada Berkan bence sırıtıyor. Orkun Kökçü normal. Salih Özcan atılım yaptı. Şu, şu anki performansını bilmiyorum ama Dortmund'a gitti atılım yaptı. Serdar Gürler benim yıllar önce hatırlıyor musunuz? Lan Fener'i alalım bak bu çocuk yetenekli, iyi çocuk dediğimde dalga geçildi, geçilen isim. Sen toptan anlıyor musun diye birçok arkadaşımız topvari yorumlar yapmıştı. Şimdi o arkadaşlar yok. Yani ilginç kadro. Kimlerle maçımız var? 22 Eylül'de Lüksemburg, 25 Eylül'de Faroe Adaları. Ha, baktığınız zaman hani açık söyleyeyim arkadaşlar tırt takımlar. Yani tırt iki tane takım. Herhalde Lüksemburg'a bir 4-5 atarız. Faroe Adaları'na bir 7-8 atarız. Diyeceğimiz takımlar. Ama burada beni enteres eden olay şu. Bence milli takımda adalet yok. Takımcılık yapıyorlar. Yine de Fenerbahçe'den 4 tane Türk futbolcu seçmişler. İsmail'i seçselerdi millet iyice kudururdu. Yani ama ne kadar milli takım az futbolcu gönderdin o kadar. Allah muhafaza yani futbolcun gitti sakatlansa ne yapacaksın? Şimdi Kerem Yunus'tan bir tanesi sakatlansa Galatasaray perte çıkar. Kim oynatacak kendine? Perte çıkarlar. direkt perte çıkar. İkisi birden sakatlansa Galatasaray kafayı yer, çıldırır. Düşünsene yani iki futbolcun da işte birinin iki ay, üç ay, birinin bilmem bir şey sakatlandığını ya da Dünya Kupası arasına kadar ikisinin de sakatlandığını. Şimdi şansa kadere kazanabilir ama perişan Ya da öbür türlü mesela Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan futbolcu var mıydı ya tam hatırlamıyorum. Yani demek istediğim anladınız değil mi? Durum bu arkadaşlar. Beşiktaş demişken aklıma geldi. Arkadaşlar Fenerbahçe Caner Kaya diye bir scout şefini bünyesine kattı Beşiktaş'tan. Takipte olun Caner Kaya ismini. Niye hocam şike mi var? Şunu... Ya manyak manyak konuşmayın. Bu adamın... Ee, ...gözlemleri çok iyi. Scout şefi. Ya şef, şef scout. E, Fenerbahçe'de göreve başladı. Hatta bende görseli de var. E, bu abimiz ya da kardeşimiz diyelim. Göreve başlayan. İyice takipleyin arkadaşlar. Bakalım Fenerbahçe'ye hangi yetenekleri kazandıracak. Bir Arda Güler Fenerbahçe bünyesine kazandırıldı diye e, ee, Serhat Pekbezci'ye ne kadar minnet ediyoruz. Ya da e, Erdal Vahit'e bir Elif Elmas da yardımcı oldu ne kadar minnet ediyoruz. İnşallah yine minnet ederiz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bakalım beğenecek misiniz videomuzu ve beğenilerinizle katkıda bulunacak mısınız? Görüşmek üzere dostlar.